Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında White Hart Lane'de Tottenham Manchester United'ı konuk edecek önemli bir fikstür. Geçen hafta Manchester United Liverpool maçını izlemiştik. Manchester United bu hafta da Tottenham'a gidiyor. Sahasında aldığı tek yenilgiyi Tottenham'ın elinden tatmıştı. Dolayısıyla zor bir deplasman olduğu kesin. Dördüncü sırada bu arada Tottenham 40 puanda. Chelsea'nin hafta içindeki erteleme maçında kaybettiği puanlar onların da iştahını arttırdılar. Üçüncü ile Chelsea ile aralarındaki puan farkı sadece 2. Dolayısıyla Chelsea'nin de çok ilgilendiği Tottenham için de çok önemli bir karşılaşma. Bu maçtan hemen önce de Chelsea-Arsenal maçı olacak. Dolayısıyla o Chelsea-Arsenal maçının sonucuna göre Tottenham'ın iştahının daha da kabarması olası. FA Cup'ta Leeds United'la eşleşti Tottenham. Queen's Park Rangers deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Son haftalarda aslında formda iyi sonuçlar alıyor. Fakat arada bir takılıyorlar gol yollarında. Stoke City maçında olduğu gibi orada da 0-0 bir beraberlik almışlardı. Queen's Park Rangers deplasmanında da herhalde sezonun en hareketsiz, yani maçı hareketli ama kale önü hareketsiz en sıkıcı maçını izledik işin açıkçası. Direkten dönen Defoe'nun şutu maçın başında, kaleci Cesar'ın kurtarışları Queen's Park Rangers'ı ayakta tutmaya yetti ve Tottenham golü bulamadı. Dolayısıyla bu karşılaşmaya da onun havasıyla girecekler. İlk maçta deplasmanda hatırlayacaksınız 3-2'lik bir galibiyet almıştı Villas-Boas'ın ekibi ve son 19 maçtaki tek galibiyeti oldu bu. Manchester United ile arasında, iki takım arasında korkunç bir uçurum var. Manchester United bu fikstürün tartışılmaz patronu, ki geçen maçtan önce de öyle söylemiştik. Ama Tottenham deplasmanda hiç kimsenin beklemediği bir galibiyet aldı. Geçen sezon White Hart Lane'de karşılaşmayı Manchester United 3-1 kazanmıştı. Son 6 sezonda White Hart Lane'deki karşılaşmaların trendi şöyle: ya çok rahat bir Manchester United galibiyeti izliyoruz, 3-1'lik, 4-0'lık galibiyetleri var, ya da karşılaşma az gollü beraberliklerle bitiyor. 0-0'lık, 1-1'lik beraberlikler var. İkisinin ortası yok gibi sanki. Dolayısıyla Manchester United'ın oyun stili de bunu çok etkileyecek diye düşünüyorum. Hafta içinde oldukça değişik bir kadroyla, sakatlıktan dönen Rooney'nin golüyle West Ham'ı FA Kupası tekrar maçında 1-0 yendi ve Fulham ile 4. turda sahasında karşılaşmak üzere 4. tura çıktı FA Kupası'nda. Çok iyi bir performans değildi. -2 derecede oynandı karşılaşma. Rooney bir de penaltı kaçırdı, tribünlerin üstüne doğru attığı kötü penaltıyla. Ama West Ham'ın çok da West Ham gibi oynamadığını da söylemek lazım. Şimdi bunu söylüyorum tabii ama Liverpool maçında da geçen hafta 2-1 kazandığı Liverpool maçında da Liverpool çok silik gibi gözüktü. Özellikle ilk yarı. Bunu Sir Ferguson'a muhabir sorduğu zaman Sir ciddi şekilde sinirlendi. Biz iyi oynadık da onun için karşı taraf iyi değildi dedi. Ama geçen hafta özellikle ikinci yarı Sturridge'in girmesinden sonra Liverpool özellikle de 2-1 yakaladıktan sonra Manchester United'ı bayağı bir korkuttu. Rahat kazanıyormuş gibi gözüktüğü maçta sıkıştılar. West Ham karşısında da aslında çok da rahat bir maç geçmedi. Dolayısıyla Tottenham maçı öncesi iyi oynamayan ama güzel bir farkla, 7 puan farklı ligin zirvesinde olan United White Hart Lane'e çıkacak. Premier Lig'de son 4 maçta 4 galibiyet aldı. Buna rağmen birçok oyuncuyu dinlendirdiği için Liverpool kadrosuna çok yakın bir kadroyla çıkacaktır diye düşünüyorum Sir. Rooney'i sakatlıktan döndükten sonra West Ham maçında oynattı. Burada ilk 11 oynatır mı? Ondan emin değilim. Van Persie'yi tek de kullanabilir. Kagawa iyi duruma geliyor gitgide. Dolayısıyla Liverpool maçındaki kadroya benzer bir kadroyla çıkacak. Tottenham'da geçen hafta Queen's Park Rangers maçından sonra Afrika Kupası için ayrılan Adebayor kadroda değil. Onlar da Defoe'yla United ağlarını deneyecekler. Çok zor bir karşılaşma. Ama ben bu atmosferde işin birazcık daha
sıkı geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla farklı bir maçtan ziyade az gollü bir beraberlik öngörüyorum. United için de bu çok zararlı bir şey olmayacaktır. Ferguson buradan bir puanı alırsa bence o da mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla beraberlik ve alt seçeneklerini öneririm bu maç için.